Bengi Türk ekranlarından herkese merhabalar efendim. Maziden Atiye Türk kültürüyle yeniden karşınızdayız. Bugün malumunuz günlerden Aşura, Muharrem ayının 10. günü ve Hazreti Hüseyin Efendimizin oğullarının şehit edildiği matem günü. Bu vesileyle Kerbela şehitlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anmak istiyorum. Aynı zamanda Aşura'nın paylaşmanın, birlikteliğin, güzelliğin ve sevginin simgesi olduğunu belirterek milletimiz adına, İslam alemi adına birlik, beraberlik ve rahmet getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Türkler, alemlerin Rabbi olan Allah'tan buyruk almış gibi batıya göçmeyi ülke edinmişlerdi. Ötüken bozkırlarından, Tibet çöllerinden, Karakurum yaylalarından, Sibirya steplerinden dalgalana dalgalana coşan bir tufan hep batıya yürüyor, önüne çıkan engelleri kasıp kavuruyordu. Sultan Alparslan ile Malazgirt'te Bizans'ın belini kıran Türkler Anadolu'nun kapısını açmıştı. Selahaddin Eyyubi olup Kudüs'ü Haçlılardan arındırmıştı. İkinci Kılıç Arslan olmuş Mireke falan zaferiyle Anadolu'nun tapusunu almıştı. Osman Gazi olmuş aşiretten cihan devletine uzanmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han olmuş Hazreti Peygamber'in övgüsüne mazhar olunmuş. Ayasofya'da okunan ezanı Muhammediye ile hemhal olunmuştu. Ve mazluma Yavuz, mazluma Yunus, zalime Yavuz olunmuş. Yavuz Sultan Selim Han olunmuş. Adaletle, hakla, zalimlerle mücadele edilmiş. Hak, hukuk inşa edilmiş. Ve Mekke, Medine'ye kavuşulmuştu. Efendim bugün sizlerle, bizler de Selçuklularla şahlanmaya, Kudüs'ün kurtuluşuna ve Yavuz Sultan Selim Han'ın o adalet anlayışına hep beraber maziden atiye şahitlik edeceğiz. Konumuzla alakalı çok değerli bir konuğumuz bugün bizlerle Sayın Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı Doçent Doktor Mücahit Küçük Yılmaz beyefendi bizlerle. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk Cafer Bey, şeref bize ait. Özellikle sizlerle bugün tarihi şahitlik edeceğiz. Malumunuz yani hem Aşura ayı, Muharrem ayı olması sebebiyle hem de özellikle Ağustos ayını idrak etmemiz sebebiyle zafer aylarından bahsedeceğiz. Evet. Fakat dilerseniz zaferler ayına girmeden önce günün anlam ve önemiyle alakalı sizin duygularınızı merak ediyorum. İlla ki Kerbela şehitleriyle alakalı söyleyecekleriniz vardır. Evet. Hazreti Hüseyin Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak üzerine illa söyleyeceğiniz kelamlar vardır efendim. Buyurunuz. Evet, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan cennet ehlinin efendileri ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu dünyaya bıraktıkları miras. Onun mübarek soyu o iki kanal üzerinden devam ediyor. Hazreti Hasan Efendimiz'den şerifler, Hazreti Hüseyin Efendimiz'den de seyitler geliyor biliyorsunuz. Sizin de belirttiğiniz gibi içinde bulunduğumuz hem Ağustos ayı, hem de Muharrem ayı olması hasebiyle hüznü ve zaferi bir arada idrak ediyoruz. Muharrem ayı bizim için biraz hüzün demek. Bütün İslam alemi için hüzün demek. Çünkü Allah Resulü'nün göz bebeği, cennet ehlinin efendileri iki torunundan bir tanesinin katledildiği ay, Muharrem ayı. 680 yılında 10 Ekim günü gerçekleşiyor bu ve o günden beri de Müslümanlar için, İslam dünyası için bir travma, bir kırılma dönemi olmuş Kerbela olayı. Ve günümüze kadar da çeşitli fitne, fesat odakları tarafından da her zaman Müslümanların birliğini, beraberliğini bozmak için öne sürülen konulardan bir tanesi. Ama bizde mesela Sünnilerde dahi çocuğuna işte Yezid ismini verene rastlamazsınız. Hep bir hakaret varidir değil tabii, mi? Tabii Yezid İnsanlar hakaret olarak görülür. Evet. Ama Ali bizim baş tacımızdır. Hazreti Ali Efendimizin ismi olması hasebiyle yine onun çocukları Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin isimleri de Türkiye'de mesela en çok, en yaygın kullanılan isimler arasındadır. Her zaman ilk onun içerisindedir benim takip edebildiğim kadarıyla istatistiklerde. Çünkü bu toplumun özünde, mayasında
Hazreti Ali sevgisi vardır. Yani bizler de mesela Sünni ailelerde ama Hazreti Ali'nin cenk hikayeleriyle büyüdük. Yani gazavatnamelerle, haydarnamelerle büyüdük. O hem bir söylencedir, sözlü kültürün bir ürünü olarak. Aslında bakarsanız efendim hiçbirinin birbirinden farkı yok. Hepsi bizim canımız, tabii, ciğerimiz. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Tabii. Hepsinin yeri bizde farklı. Fakat bugün Kerbela olması dolayısıyla onlara tabii ki ayrı bir nazarla bakıyoruz. Üzüldüğümüz matem dolu bir gün olma sebebiyle. Yani hüznü bir arada yaşıyoruz dediğiniz gibi. Evet, biz de Kerbela şehitlerimizi, başta Hazreti Hüseyin Efendimiz olmak üzere, rahmet, hasret ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun inşallah. Evet. Cenab-ı Allah onların ahlakıyla ahlaklanmamızı, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin, başta onun olmak üzere Hazreti Hüseyin Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmamızı nasip etsin diyelim. Amin. Ve biz de bu programa Bismillah diyelim arzu ederseniz. Efendim, aylardan, Ağustos günlerden Cuma dedik. Sultan Alparslan'dan bahsettik. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden söz ettik. Evet. Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığından böyle bir girizgahla başlamak istedim. Eğer sizler de müsaade buyurursanız. Özellikle tabii ki bizler Orta Asya'dan, Türkistan coğrafyasından Anadolu içlerine kadar geldik ama tabii bunun bir başlangıcı, tabii ki Talas Savaşı'yla, Malazgirt'le beraber Anadolu'nun kapılarını açtık. Ardından bu mücadelemiz devam etti. Her dönemde mücadelemiz devam etti. Sizin Ağustos ayıyla, Malazgirt Meydan Muharebesi'yle alakalı görüş ve düşüncelerinizi alarak buradan bir girizgah oluşturalım arzu ederseniz. Evet, Ağustos ayı özellikle Türklerin enerjilerinin yüksek olduğu bir aydır. Benim de doğduğum aydır ayrıca. O yüzden ayrı bir severim Ağustos'u. Ve tarihimizde de zaferlerin önemli bir kısmı Ağustos ayına denk gelmiştir. Hani Malazgirt ve işte Büyük Taarruz bilinir ama işte Mercidabık Savaşı Mercidabık Savaşı 24 evet. Ağustos 1516 tarihinde. Onun ötesinde de yine pek çok şey var Ağustos ayında gerçekleşen. Şimdi Ağustos ayı biraz da göçebe olan Türkler açısından en rahat ay. Yani iklim müsait, işte yerleşim açısından bir sıkıntı yok. Oba kurulmuş, çadırlar kurulmuş, her şey hazır. Eğer bir savaş yoluyla çözülmesi gereken meseleniz var ise en uygun zaman Ağustos. İşte sefer hazırlıkları bahardan başlıyor ama yaz ayları genelde Türklerin bulunduğu coğrafya için, Orta Asya ve Anadolu'ya kadar uzanan bu orta kuşak coğrafyası için en uygun zaman dilimi oluyor Ağustos ayı. Böyle bir şey de var işin, mevsimsel, iklimsel boyutu da var tabii. Bugüne kadar da elbette pek çok savaş yapmışız ama bir Alman sefirinin söylediği gibi Türklerin şöyle bir özelliği var. Türklerin kusuru diyor, çok tahammülsüz olmaları değil, gereğinden fazla sabredip hesabı toptan kesmeleri diyor. Evet, çok çok biz güzel, güzel tahmin evet, edelim. Son ana kadar evet, sabreder evet, Türkler. Evet. O yüzden de Ağustos yazın son ayıdır. Yani Ağustos'a kadar bekliyor ki hani düşmandan bir mürüvvet görsün, bir iyilik görsün, bir tövbe zaten görsün. Savaşlara baktığımız zaman hep öncesinde tabii bir elçi gönderilir. Fatih Sultan Mehmet Han'la görüyoruz bunu, tabii, değil mi? Hepsinde Sultan Alparslan'la görüyoruz. Evet, evet. Tabii kesinlikle. Yani kan dökülmesini istemeyiz. Evet. Türkler saldırgan değildir. Türkler savunmacıdır. Mesela Osmanlı ordusunun tarihte direkt hücuma kalktığı savaş sayısı 1 veya 2'dir. Yani hep savunmada kalmıştır ve düşmanı beklemiştir. Düşman saldırsın ki ben saldırayım. Neden? Bunun en önemli sebebi meşruiyeti sağlamaktır. Evet. Yani ilk vuran ben olmayayım. Öncesinde de dediğiniz gibi hep elçiler gönderilmiştir. Mesela Yavuz çöle niye girmiş? Yavuz Şam'ı fethettikten sonra dönmeyi düşünüyor etrafındakiler. Belki Yavuz'un kafasında da o var, ne olduğunu bilemiyoruz ama diyor ki şu Tumamba'ya bir elçi göndereyim de ona sulh teklif edeyim. Çerkez Murat Bey diye kendisinin de yakın arkadaşı olan bir Çerkez elçiyi gönderiyor. Neden? Çünkü Tumambay da Çerkez. Evet, ona evet, da yine evet, Çerkez olan birini gönderiyor. Çerkez Murat Bey bir elçi heyetiyle gidiyor.
Ve oraya vardığı zaman aslında Tumanbay tarafından da iyi karşılanıyor. Yavuz Tumanbay'a diyor ki hutbeyi adıma okut, parayı adıma bastır, Mısır'ı diyor valimiz olarak idare et, aramızda Müslüman kanı dökmeyelim. Devlet kurma alametleri diyor. Zaten evet. Bunlar biliyorsunuz. Evet. Tumanbay da bunu düşüneceğini söylüyor. Fakat Tumanbay'ın adamlarından bir kısmı, işte tarihte bunun Kurtbay ve Alanbay olduğu söyleniyor. Osmanlı elçileri Tumanbay'ın yanından çıktıktan sonra Osmanlı elçilerine pusu kuruyorlar ve hepsini katlediyorlar. Yaklaşık 10 kadar bir elçi heyeti. Yavuz'un çöle giriş ve Mısır'a yürüyüş gerekçesi bu. Yani evet, son evet. Görünen açık gerekçe bu. Yani bu olay olmasaydı belki yürümeyecekti Mısır'a. Ridaniye Savaşı için. Hı. Sina Çölü'nü geçmek çünkü kolay bir şey değil yani. Özellikle Yavuz başını açacağım. Yani, evet, yani sizin kitabınızdan biz hızlı geçtik, biraz hızlı evet, geldik konuya. Tabii ki, tarihin, ama genel anlamda Türklerin barışçıl özelliğini anlatıyoruz. Çeşitli örnekleri sabırlı zaten görüyoruz. Yavuz'da görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'da görüyoruz. Sultan Alparslan'da görüyoruz. İkinci Kılıç Arslan'da görüyoruz. Yani tabii, direkt taarruz yapılmamış. Önce bir mühlet verilmiş. Kesinlikle. Ve Alparslan Gazi savaşmamak için o kadar uğraşmış ki Bizans İmparatoru Roman Diyojen diyor ki bu adam benden çok korkuyor diyor. Evet. Öyle bakıyor. Zannediyor evet ki o korkaklık. Halbuki o düşmana mürüvvet gösteriyor aslında. İyilik yapıyor. Yani kendine gelmesi için, geri dönmesi için, savaştan vazgeçmesi için fırsat veriyor. Ama hazır ol cenge, isterhen sulhu salah, isterhen sulhu salah diye bir söz var ya, tam evet, da o evet söz bize uyar işte, Türklere uyar. Evet. Efendim, Malazgirt'ten bahsettik. Özellikle Zaferler Ayoğlu'masından söz ettik. Tabii Türkler İlahi Kelimetullah yolunda her daim devam etmişler. Evet. Tabii zaman zaman mücadelelerin farklı dönemlerine şahitiz. Selahaddin Eyyubi olduğundan bahsettik Türklerin. Aynı şekilde Kudüs'ün Haçlılardan arındırıldığına şahit olduk. Aslına bakarsanız önce bir mazisini ele almak istiyorum Kudüs'ün. Ardından evet, Kudüs'le alakalı güncel sorularım da var. Değerli izleyicilerimizden sorular da geldi. Onlar da size müsaade ederseniz eğer sormak istiyorum. Tabii. Özellikle Kudüs bizler için ayrı bir önemi var. Hem Mescid-i Aksa'nın orada olması sebebiyle, ilk kıblemiz olması nedeniyle. Evet. Hem onun bir bilgilendirmesini yapalım arzu ederseniz, hem de bir mazisine uzanalım. Evet, Kudüs evvela Kur'an-ı Kerim'de geçen beldelerden birisi. Hem Kudüs hem de Mescid-i Aksa, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Zaten İsra suresinin ilk ayeti de yine Mescid-i Aksa'dan bahsederek başlıyor. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi berakna havlehu. Çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa tabiriyle geçiyor orada şey. Dolayısıyla biz Müslümanlar için bir belde olarak, emin belde olması gereken bir yer olarak zikrediliyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçmesi bile başlı başına bizim için Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün önemini ortaya koyuyor, gösteriyor. Tabii. Evet. Bir kere peygamberler yurdu bir yer. Yani 200 binden fazla peygamberin orada metfun bulunduğu rivayet ediliyor. Tabii bu üst rivayet, daha alt şeyleri de var ama. Fakat biz orada işte Hazreti Musa'nın, Hazreti Davud'un, Hazreti Süleyman'ın, işte Hazreti Yakub'un ve Hazreti Yusuf'un, çeşitli peygamberlerin bulunduğunu, gelip geçtiğini, yaşadığını, işte Hazreti Şuayb'ın filan biliyoruz. Sonra Müslümanların Mescid-i Haram'dan önceki, yani Kabe'den önceki ilk kıblesi. Yani Müslümanlar ilk yıllarda, hicretin ilk yıllarında oraya dönüyorlardı. Ve namazı Mescid-i Aksa'ya dönerek kılıyorlardı. Evet, evet. Çünkü İlk Kabe oradan geliyor. Tabii Kabe putlarla evet doluydu. Fakat ayet geldiği zaman, işte fevelli vecheke şadral mescidil haram ayeti, hani yönünü Mescid-i Haram'a dön ayeti Peygamber Efendimiz'e namaz esnasında geliyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazın ortasında bu ayet nazil olduğu zaman, kendisine indiği zaman yönünü değiştirerek Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a, yani Kabe'ye, Beytullah'a dönüyor.
Ve böylece bir namaz esnasında kıble değişimi gerçekleşiyor. Mescid-i Aksa işte bizim Kabe'den önce yönümüzü döndüğümüz yer. Onun ötesinde çeşitli dinlerin, yani üç semavi dinin tamamının hatıralarının olduğu bir yer. Yani işte Yahudiliğin ana mabetleri orada. Süleyman Mabedi dediğimiz mabet orada. Süleyman Tapınağı dediğimiz tapınak. Yine Hazreti İsa Kudüslü, oralı, Nasıralı İsa. Yani Nasıra Kudüs civarında bir şey, belde. Ve orada yaşıyor. Daha sonra da Kudüs'ün biz hep bir mücadele çekişme alanı olduğunu görüyoruz. İşte Hazreti Peygamber Efendimiz Miraç'a Mescid-i Aksa'dan çıkıyor, evet, biliyorsunuz. Evet, evet. Ve biz orada Cenab-ı Hak ile perdesiz olarak görüştüğünü orada biliyoruz. İsra ve Miraç hadisesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bundan dolayı da Müslümanlar hem ilk kıble olması hem İsra Miraç hadisesinin orada gerçekleşmesi münasebetiyle Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü mübarek belde olarak kabul ediyorlar. Ama buradaki Cafer Bey, dikkatinizi çekerim, mübarek belde olarak sahipleniş tamamı bana ait olsun sahiplenişi değil. Evet. Müslümanların Kudüs'e hakim olduğu her dönemde bütün oradaki unsurlar ibadetlerinde özgürdür, mabetleri açıktır, ticaretlerinde özgürdür, siyasetlerinde özgürdürler. Sadece oradaki nizamı, düzeni bozmamak kaydıyla hepsi oranın asli unsuru kabul edilmiştir. Müslümanlar Mescid-i Aksa'da ve Kudüs'te hakimken. Fakat Haçlılar oraya girdikleri zaman katliam yapmışlardır. Sadece Müslümanları değil, evet, aynı zamanda Yahudileri de katletmişlerdir Haçlılar Kudüs'e girdikleri zaman. Ne zaman giriyorlar Haçlılar Kudüs'e? Özellikle dikkatinizi çekerim. Çok sembolik, çok önemli bir tarihtir. 15 Temmuz 1099'da giriyorlar. Şimdi bu tabii bazı şeylerin... Evet, 1099 şeylerin, ama 15 Temmuz olması... Tabii, evet, rastgele, evet, seçilmediğini, evet, gösteriyor. Evet, evet, evet. Yani ben o yüzden diyorum ki bugün günümüzde Orta Doğu coğrafyasındaki batılı emperyalist devletlerin varlığını 10. Haçlı Seferi olarak değerlendiriyorum. Kesinlikle. Ben yani Şeyhül Hükümdar diye bir kitap yazmıştım. Orada bunu 10. Haçlı Seferi olarak nitelendiren bir makale de var bu kitabın içerisinde. Çünkü Haçlı Seferleri bitmedi. Yani 1000 yıl önce Haçlılar bir takım seferler yaptılar, geldiler bu coğrafyaya. Yani işte Kudüs'ün düştüğü tarih 15 Temmuz 1099'dur. İsterseniz daha sonra onun arka planına, detaylarına, nasıl düştüğüne de kesinlikle girebilir. Çok, evet, ibretli, evet, olaylar, evet, var, evet, orada. Evet. Muhakkak girmeliyiz. Evet. Yıllar sonra bakın aradan 900 yıldan fazla zaman geçiyor. 900 yüzyıldan sonra zaman geçiyor. Ve birileri 15 Temmuz gecesi bu milletin üzerine tanklarla, uçak savar ateşleriyle, uçaklarla, ağır makinalı tüfeklerle saldırıyorlar. Ve bu milletin silahıyla saldırıyor, bu milletin helikopteriyle, bu milletin uçağıyla saldırıyorlar. Neden o geceyi seçiyorlar? Hani diyordu ya o terörist başı var ya Pensilvanya'daki. Ne diyordu? Haçlılar size zarar vermez. Haçlılar, evet, sizin, evet, kadınlarınıza, evet, kızlarınıza ilişmez. Sanki övgü hani dolu sözleri ki, var değil mi? Tabii şunu demeye çalışıyor. Hani Tayyip Erdoğan'dan korkun ama Haçlılardan korkmayın. Buraya, evet, getiriyordu işi. Tayyip Erdoğan dediğin adam kim? Bu ülkenin cumhurbaşkanı. %52 ile seçilmiş cumhurbaşkanı. Efendim 15 Temmuz devam ediyorsa bizlere Malazgirt ruhu hiçbir zaman bitmedi. Tabii. Bunu zaten biliyorlar, gördüler. O gün akşam da gördüler. Allah'ın izniyle biz de, evet, gördük ve gösterdik. O Malazgirt ruhu hiç bitmedi, bitmeyecek. Yani bunlar nasıl, neyin planlarında yaptıklarını, ne yaptıklarını, nasıl planladıklarını, ne düşündüklerini... yani bunu yapsalar da, evet, biz de o ruhun bitmediğinin farkındalar. Çünkü gördüler. Yani bunu KJ'ye yazalım. 15 Temmuz 1099 Kudüs'ün Haçlılar tarafından ilk kez işgal edildiği tarihtir. Evet. Evet, 15, evet, Temmuz, evet, 1099. Çok çok enteresan. Tabii, özel seçilmiş bir tarih olduğunu görüyoruz. Tabii aradan bir milenyum geçiyor neredeyse ve 15 Temmuz akşamı eğer başarılı olsalardı, yani o gün Ankara düşseydi, İstanbul düşseydi, Kudüs'te düşmüş olacaktı. Evet. Neden? Çünkü Türkiye'nin hemen güneyinde bir PKK devleti,
kurulacaktı ki 2011'den beri bunun mücadelesi veriliyor kesinlikle, biliyorsunuz. Kesinlikle. Bu PKK devleti kurulamadığı için zaten 15 Temmuz oldu. Eğer Türkiye'yi yönetenler Suriye'nin güneyinde bir PKK devleti, bir PYD, YPG devleti kurulmasına 2011'de razı olsaydı zaten onlar ne 17-25 Aralık'ı yapacaklardı ne 15 Temmuz darbe girişimini yapacaklar. Çünkü istediklerini alacaklardı zaten böyle bir durumda. Evet. Bugün evet. Yaşadığımız sorunlar bu. Bugün gelecekte Türkiye'yi yönetme iddiasıyla ortaya çıkan muhalefetin bazı unsurları da şimdi Amerika'ya selam çakıyorlar ya hani beni seç, beni ben seçeyim, ben yöneteyim Türkiye'yi diye. İşte onlar da Suriye'nin kuzeyinde yani Türkiye'nin hemen güney sınırlarında bir PKK devleti kurulmasına razı olmuş ve bu projenin gönüllü elemanları olarak kendilerini öne çıkardıkları için iktidara talip oluyorlar. Şimdi, efendim hudutlan bahsediyorlar ama. Dost kabul ediyorlar yani şimdi oradaki YPG unsurlar. Öyle bir şey söylüyorlar fakat şu an gündemde olduğu için konu buraya geldiği için ben de müdahale olmak istedim. Huduttan bahsediyor ama bu hudut meselesine geldiğimizde hiç kimse PKK için bu hudut kelimesini ağzına almadı. Hani şimdi bir slogan ortaya koydular. İşte hudut namustur, hudut namustur deniyor ama evet. Böyle bir sloganla ortadalar şu anda ama yani çok siyasetin içine girmek istemiyorum fakat huduttan bahsediyorsak PKK için de aynı şekilde bu huduttan söz etmemiz gerektiğini düşünüyorum. O zaman niye sesiniz çıkmadı? Niye söylemediniz? Niye hudut kelimesinin altını çizmediniz? Evet. Şimdi dikkat çekmek istiyorum. Yani maalesef bunlar yaşanan gelişmeler. Yani 15 Temmuz'lar o planlar, programlar devam ediyorsa Türk milletinin de asla o ruhu, o Malazgirt ruhu hiç bitmedi, bitmeyecek. Bitmiş. Onlar vazgeçmeyecek, biz de vazgeçmeyeceğiz. Evet, yani bu mücadele. Son damla kana kadar... Son ferde kadar biz de bu vatandayız. Bunun herkes farkında. Evet. Yani bizim bir özelliğimiz var. Biz Türk milleti olarak silahımız olmadan da savaşabiliyoruz. Evet. Bunu gösterdik değil mi? O gece hayatında hiç tank görmemiş insanlar, askerlik yapmamış gencecik çocuklar ne yaptılar? Atletlerini, tişörtlerini çıkarıp tankların egzoz borularına sokup dumanın içeride kalmasını sağlamak suretiyle tankın içindeki FETÖ'cü teröristlerin dışarı çıkmasını sağladılar ve tankları iptal ettiler. Veya tankların vizörüne sprey boya sıkarak o mekanik görüşü engellediler ve böylece tankı hareket edemez hale getirdiler. Hani bunu başka herhangi bir millette kolay kolay göremezsiniz. Yani evet, bir evet, gecede evet. Bu pratik zeka öyle ancak Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle mümkün olur. Kahraman olmak her millete de nail olmuyor. Yani biz bunu tarihte de sürekli görüyoruz, gördük. İnşallah Cenab-ı Allah gösterecektir. Bu inanç, evet. Bu ruh, bu şuur bizim aziz milletimizde var diyelim. Haçlı seferlerinden bahsediyorduk. Şimdi Haçlı seferleri, birinci Haçlı seferi, ikinci Haçlı seferi, 8 tane malumunuz Haçlı seferi var. Evet. Sadece bir tanesinde başarılı oluyorlar. Perde arkasından, madalyonun diğer yüzünden bahsedelim arzu ederseniz. Çünkü onun vurgusunu yapmamız lazım. Evet. Tabii ki kendi filozofları, kendi bilim insanlarının açıklamalarıyla onları vuruyoruz tarihte. Evet. Sizler bu konuya daha çok vakıfsınız. Estağfurullah. Buyurunuz lütfen. Şimdi Haçlı seferleri ilki 1095'te başlıyor. Yani Büyük Selçuklu Devleti'nin gücünün zirvesinde olduğu bir dönem aslında bakıldığı zaman. Peki o zaman soru şu. Büyük Selçuklu Devleti dünyanın yarısına hükmederken ve gücünün zirvesindeyken birinci Haçlı Seferi nasıl başlayabildi ve nasıl başarılı oldu? İşte burada bir problem ortaya çıkıyor. Haçlıların en büyük gücü bizim bölünmemiz, bizim birbirimize düşmemiz. Yani onların gücü aslında onlardan kaynaklanmıyor, bizim zayıflığımızdan kaynaklanıyor. Aslında zayıflığımız da değil. O kadar güçlüyüz ki birbirimizle didişmeye başlıyoruz, evet, gücümüzün evet. zirvesindeyken. Ve bu da onlara fırsat yaratıyor. Şimdi Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuş o zaman. Türkiye Selçuklu Devleti dediğimiz devlet. Ve bu Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından evet. kuruluyor. Alparslan Gazi'nin amcazadesi biliyorsunuz. Ve 1090'da 1092'de tahta Melikşah var. Melikşah Alparslan Gazi'nin oğlu ve Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi. Yani şöyle diyeyim Melikşah'ın gücünü anlatmak için. Sultan Melikşah'ın her an yanında bulunan, gece gündüz ondan ayrılmayan ve savaşa hazır 46 bin süvarisi vardı. 46 bin süvarisi.
Yani sadece Malazgirt Savaşı'nda Alparslan Gazi'nin topladığı ordunun tamamı 50 bindi. Düşünün. Evet. Yani o da savaş sırasında. Yani aradaki farkı farklı anlatmak için söylüyorum. Alparslan Gazi dönemi çok parlak, güçlü bir dönem ama Melikşah dönemi de böyle bir dönem. Melikşah döneminde artık kurumsallaşma adımları da atılmış. Ve Melikşah hem çok cesur bir adam hem de çok dikkatli, tedbirli bir adam. Yani bir hükümdardaki bütün üstün özellikleri taşıyor. Evet. Mesela Alparslan Gazi daha böyle o göçebe heyecanı, aksiyonu devam ediyor. Alparslan Gazi 42-43 yaşında ölüyor. Peki nasıl ölüyor? Esir aldığı Yusuf el-Harezmi adlı bir kale komutanı, yani sıradan bir komutan, esir almış Alparslan Gazi'ye onu. Kale komutanı meydan okuyor Alparslan Gazi'ye. Erkek sen diyor, çık benimle çarpış diyor. Alparslan Gazi de bırakın şunu diyor. Ve adam da Alparslan Gazi'nin üzerine doğru gelmeye başlıyor. Alparslan Gazi de o güne kadar tarihçilerin deyimiyle attığı her ok yerini bulmuş bir adam. Çok usta bir okçu. 11 yaşındayken okçu birliğinin kumandanı olarak Dandanakan Savaşı'nı kazanıyor. 11 yaşındayken bakın, 11 yaşında çocuğunuz varsa 11 yaşında düşünün yani kıyaslayın. Benim var da kıyaslıyorum. 11 yaşındayken arkadaşlarıyla birlikte, kendi yaşıtlarıyla birlikte Dandanakan sahrasına giriyor ve savaşın seyrini değiştiriyor. Zaferin kazanılmasını sağlıyor. O kadar usta bir okçu, okçu birliğinin kumandanı 11 yaşında. Ve o Alparslan Gazi karşısından kendisine koşturarak gelen Yusuf el-Harezmi adlı kumandanı vuramıyor. Oku attığı zaman el-Harezmi eğiliyor, ok üzerinden geçiyor. Adam onun dibine geldiği zaman meğersem burasında böğründe sakladığı bir hançer varmış. Onu çıkarıyor ve Alparslan Gazi'ye saplıyor. Alparslan Gazi yiğit, cengaver bir adam ve bu şekilde aldığı yaralardan dolayı birkaç gün sonra şehit oluyor. Melikşah ise tedbirli, babasından da işte ders almış, çok güçlü bir döneminde ama Haçlı seferleri Melikşah'ın ölümünden hemen sonra geliyor Anadolu'ya ve Kudüs'ün işgaliyle sonuçlanıyor. Bu nasıl oldu? Bunu da daha sonra değerlendirelim. Dilerseniz reklama gidelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Heyecan Doruk'ta hem Atiye hem Maziye Atıf'ta bulunarak devam ediyoruz. Kısa bir reklam diyelim. Ardından devam edelim. Hı. Efendim kısa bir reklam diyeceğiz. Ardından yeniden birlikteyiz. Danışmanı Doçent Doktor Mücahit Küçük Yılmaz beyefendi bizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maziden Atiye şanlı tarihimizi konuşmaya devam ediyoruz. Efendim Melikşah döneminin parlak olduğundan, en parlak dönem olduğundan söz ettik ve Haçlılardan, tabii en parlak dönemde Haçlılarla da savaş halindeyiz. Nasıl geldi Haçlılar? Neler yaşandı? Evet. Kaldığımız yerden devam edelim arzu ederseniz. Buyurunuz. Şimdi 1092 yılında Melikşah vefat ediyor. Devletin en güçlü hükümdarı Alparslan Gazi çünkü çok güzel bir devlet bırakmış, güçlü bir ordu bırakmış ve tam anlamıyla istikrarın sağlandığı geniş bir toprak bırakmış. Melikşah da hatta ilk defa işte bugünkü Lazkiye civarına geliyor, Akdeniz'e ulaşıyor. Akdeniz'den de işte bir avuç kum alıyor babasının mezarına götürüyor. Ey babacığım diyor, küçük bir çocuk olarak dünyada yetim bıraktığın oğlun diyor, bugün dünyanın öbür ucuna kadar gitti. Karaları bitirdi, denizlere ulaştı diye o zafer sevincini babasıyla paylaşıyor. Babasının mezarına o kumsaldan getirdiği, Akdeniz'in kumsalından getirdiği toprağı serpiyor. 1092'de 37 yaşında vefat ediyor, çok genç yaşta. Vefat ettiğinde mesela büyük oğlu Muhammed Tapar işte 12 yaşında. Ortanca oğlu Berk Yaruk 12 yaşında. Ortanca oğlu Muhammed Tapar 10 yaşında. Küçük oğlu Sencer de 6 yaşında. Yani bugün hani bir dizide gösteriyorlar ya Melikşah'ın yanında koskocaman oğlu Sencer falan, öyle değil. Yani daha 6 yaşında o zaman. Ve devlet bir boşluğa düşüyor o esnada. Muhammed Tapar'la Berk Yaruk arasında önce Melikşah'ın hanımı Terken Hatun bir taht mücadelesine ortak oluyor. Küçük oğlu, işte o zaman 4-5 yaşlarındaki oğlu Mahmud'u sultan ilan ediyor. Fakat İmam Gazali diye bir yiğit var. Çıkıyor diyor ki çocuktan sultan olmaz diyor. Reşit kişi ancak diyor Müslümanlara hükmedebilir diyor.
ve İmam Gazali fetva vermeyince Mahmud'un sultanlığı, küçük çocuğun sultanlığı tartışmalı hale geliyor. Arkasından işte Nizamül Mülk de Melikşah'tan işte hemen önce bir suikaste kurban gitmiş. Çok önemli birisi değil mi Nizamül Mülk? Dolayısıyla bir otorite boşluğu var. Öyle bir durumda Nizamül Mülk'ün eski adamları Berk Yaruk'u destekliyorlar. Berk Yaruk da en büyük oğlan ve tahta bir şekilde geçiyor. Fakat Terken Hatun'la Berk Yaruk arasında bu sefer taht kavgaları başlıyor, uzun savaşlar. Sonrasında Berk Yaruk'la Muhammed Tapar arasında taht savaşları başlıyor. Sultan Melikşah'ın kardeşi Tutuş, Melik Tutuş, Suriye Selçuklu Sultanı olan Melik Tutuş dahil oluyor taht kavgalarına filan. Böyle bir ortamda 1095'te Haçlılar 1. Haçlı Seferi'ni başlatıyorlar. Pierre Lhermitte önderliğinde, bir keşiş önderliğinde Papa Urban tarafından başlatılıyor. Anadolu'da ise Türkiye Selçuklu Devleti İznik'i başkent yapmış. Bakın tarih 1095 bahsettiğimiz tarih. İznik başkent. Yani Marmara sınırlarına gelmişiz. Marmara Denizi'nin kıyısına gelmişiz. Biz İznik'i tekrar ne zaman fethettik? Ta 1326'da fethettik. Yani Orhan Gazi döneminde fethettik. Aradan yıllar geçtikten sonra tekrar fethedebildik. Hani Türklerin ne kadar erken bir tarihte Bizans'ın kapılarına dayandığını görmemiz açısından bu çok enteresan bir bilgidir. Sonrasında zaten daha önce 1080'li yıllarda Anadolu Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah bugünkü Maltepe civarına otağını kuruyor. Yani İstanbul'daki Maltepe civarına imparatorları tayin ediyor. Yani sen imparator ol, sen çekil filan diye Bizans'ın taht kavgalarını yönetiyor oradan ordusuyla. Yani o kadar ilerlemişiz. Böyle bir senaryoda bir başka karakter daha var. Çok önemli bir karakter. Kim? Çaka Bey. Çaka Bey ilk denizci Türk beyliği değil mi? Alparslan'ın genç kumandanlarından birisi iken Çağ, bizim tarihlerimiz, danışmentnamelerde Çağ olarak geçer. Hani bu Bolu'da Yeni Çağ filan Çağ diye ilçeler var ya, evet, işte o Çaka Bey'in fethettiği yerler. Ondan dolayı öyle. Çaka Bey akınlara devam ediyor. Çünkü Malazgirt Savaşı'ndan sonra Romen Diyojen esir düşüyor Osmanlı'ya, Selçuklu'ya. Alparslan Gazi Romen Diyojen'i serbest bırakıyor. Fakat Bizanslılar Romen Diyojen'in gözlerini mil çekiyorlar ve daha sonra hayırsız adaya hapsedip orada da öldürüyorlar. Ölüyor yani Romen Diyojen. Öyle olunca anlaşma bozuluyor. Alparslan Romen Diyojen arasında yaptığı anlaşma. Bunun üzerine de anlaşma bozulunca Bizans vergi vermekten vazgeçiyor Selçuklu'ya. Alparslan Gazi de akıncılara talimat veriyor. Artık diyor savaş durumu var diyor. Herkes diyor Bizans üzerine yürüsün diyor. Çaka Bey de bunlardan bir tanesi. Ve tahminen 23 yaşlarındayken Bizans'a bir hücum sırasında esir düşüyor. Bizans sarayına. Bakıyorlar ki bu soylu bir adam. Ve imparator bunu yanına alıyor. Anna Komnenos diye imparator 1. Alexios'un kızı bir tarihçi var. Tarihçi bir kadın. O yazıyor bunları. Onun kaynaklarından öğreniyor. Danışmentname'de buradan gerisi yok. Çaka Bey anlatırken diyor ki İlyada destanını diyor orijinal Grekçesinden yani Yunancasından okuyan birisiydi diyor. Hani hemen orada Yunancayı da öğrenmiş Çaka Bey. Ve Proto Nibilismus nişanı veriliyor imparator tarafından kendisine. Yani çok özür dilerim, anlaşılıyor mu? Anlaşıyor mu? Yani Çaka Bey anlaşma yoluna gidiyor. Esir düşüyor. Esir düştüğü esir. İçin ama istediklerini onlar, yapmak zorunda mı kalıyor? O esiri sarayda ağırlıyorlar. Esiri. Ve Çaka Bey Bizans sarayında yükseliyor. Ona en soylu kişi ünvanı veriyorlar. O sırada ne yapıyor Çaka Bey? Bizans'ı ve denizciliği öğreniyor. Çünkü kafasında İstanbul'u fethetmek var. Konstantinopolis'i o zamanki adıyla. Bunu nasıl yaparım diyor. Bunu ancak donanmayla yapabilirim diyor. Çünkü biz Türkler kara savaşçısıyız. Evet. Kara gücüyüz. Donanmamız yok. O yüzden diyor alamıyoruz Bizans'ı. Neden? Daha önce Avarlar kuşattı değil mi? Evet, Peçenekler kuşattı, Hunlar kuşattı. Hiçbiri alamadı. Niye alamadı? Güçsüz oldukları için mi? Hayır. Deniz gücü yoktu. Deniz. Fatih Sultan Mehmet donanmayla aldı. Hatta Osmanlı Devleti bile Karasoğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya katılmasıyla çok rahatlıyor. Tabii gemicilik açısından. Donanma açısından değil mi? Evet, buyurun.
Ve Çaka Bey orada çok iyi bir şekilde donanma yapımını öğreniyor. Donanma yönetimini öğreniyor. Donanmaya nasıl kumanda edilir bunları öğreniyor. Ve bununla ilgili denizcilikle ilgili sürekli kitaplar okuyor, eserler okuyor. Daha sonra da Çaka Bey'i himaye eden imparator tahttan indiriliyor. Yerine 1. Alexios adlı Komnenos hanedanının kurucusu ve kurnazlığıyla yani Bizans oyunu dediğimiz oyunlarla sembolleşen entrika, bir imparator, entrikalarla sembolleşen bir imparator geçiyor. Çaka Bey ile yıldızı barışmıyor. Çaka Bey saraydan kaçıyor. Nereye? Çavuldur Türkmenlerinin arasına. Çünkü kendisi Oğuzların Çavuldur boyuna mensup. Anadolu'da bugün Çavdır, Çavuldur ismiyle köyler, yerler ve yerleşim bölgeleri vardır. O boyun yerleştiği yerlerdir bunlar. İzmir civarında bu şeylerde. Yanındaki Türkmenlerle birlikte 8000 kadar bunların sayısı İzmir'e hücum ediyor. Foça'yı, Karaburun'u filan ele geçiriyor. İzmir'i alıyor. Sonra Rum denizci ustaları buluyor ve onların da yardımıyla donanma yapıyor. 40-50 parçalık bir donanma inşa ediyor Çaka Bey. Ve dikkatinizi çekerim. Sakız'ı alıyor. Midilli'yi alıyor. Daha sonra Rodos'u alıyor. Bizans'la bir deniz savaşı yapıyor. Ve Koyun Adaları savaşını yapıyor. Bizans donanmasını yeniyor. Yani Ege bölgesinde bayağı güçlenmiş. Adalar üzerine yürüyerek donanmayla. Ege'de Çaka Bey'den habersiz kuş uçmuyor. O Rodos'taki şeyler, şövalyeler filan şeye Bizans'la irtibatları kopuyor. Çünkü Rodos'u da ele geçiriyor Çaka Bey. Daha sonra Çanakkale'ye Labidos dediğimiz buruna saldırıyor. Çanakkale'nin tam girişine. Orayı da ele geçiriyor, fethediyor. Sonra 1092'de Melikşah'ın ölümü üzerine 1. Kılıç Aslan Anadolu Selçuklu Devleti'nin başına geçiyor. Çünkü Melikşah onu İsfahan'da yanında tutuyormuş. Evet. Süleyman Şah'ın oğlunu. 1. Kılıç Aslan da 20'li yaşlarının başında gencecik bir delikanlı. İznik'e geliyor, sultan oluyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nin başına. Çaka Bey'in planı şu. 1. Kılıç Aslan'la beraber doğudan 1. Kılıç Aslan doğudan gelecek. Kendisi denizden gelecek. Batıda da Peçenek Türkleri var. Peçeneklerle de anlaşıyor. Üçü birden Bizans'a saldıracaklar ve Bizans'ı düşürecekler, ele geçirecekler. Evet. Çaka Bey de 1. Kılıç Aslan'a kızını veriyor. 1. Kılıç Aslan'la kayınpeder damat oluyorlar. Tamam mı? Ve Çaka Bey planını işletmeye başlıyor. Bugünkü işte Ulubat Gölü'nün olduğu bölgeyi de ele geçiriyor. Apollyont Gölü tarihteki adı. Bu Napolyon kirazı falan oradan gelir. Gidiyor, evet. Apollyon kirazıdır aslı onun. Yoksa Napolyon'un Fransa'nın kirazla alakası yok yani. Evet. Ve sonrasında da İmparator 1. Alexios'un entrikaları devreye giriyor. Çok acayip kurnaz bir adam. Alexios önce Kuman Türkleriyle anlaşıyor. Ve diyor ki Peçenek Türklerini ortadan kaldırın. İmparatorluk içerisinde size rütbeler vereyim, nişanlar vereyim. İmparatorluğun has askeri siz olun diyor. Kumanlar bir gece Peçeneklerin obasına saldırıyor. Ve 10 binden fazla Peçenek Türkünü kırıyorlar Kuman Türkleri. Kumanlar da Kıpçak, bizim evet, bildiğimiz Kıpçak Türkleri. Peçenekler neredeyse beli kırılıyor. Yani tarih sahnesinde artık bir daha güçlü bir biçimde boy gösteremiyorlar. Öyle ağır bir katliam bu. Bunun sonucunda ne oldu? Çaka Bey'in batıdaki bir müttefiki elden gitti. Planın ikinci kısmı devreye giriyor. İmparator 1. Alexios Kılıç Aslan'a mektup yazıyor. Diyor ki sen diyor hükümdarsın diyor. Kabaca mektubu özetliyorum. Ben de hükümdarım. Benim babam da hükümdardı, senin baban da hükümdardı. Biz hükümdar soyuyuz diyor. Biz hükümdarlık diyor atalarımızdan kaldı diyor. Bu Çaka kimdir diyor. Baldırı çıplak bir Türkmendir diyor. Tamam mı? Bunun niyeti diyor seninle diyor akrabalık kurdu diyor. Böylece diyor senin tahtına ortak olmak istiyor diyor. Sonra seninle işbirliği yapıp diyor benim tahtımı ele geçirecek. Daha sonra da seni ortadan kaldıracak diyor. Ve hepimizi saf dışı bırakacak. Tek başına diyor bütün bu Roma'nın varisi olacak. Bütün bu Selçuklu'nun varisi olacak diyor. Kılıç Aslan da genç bir adam ve bunun üzerine Kılıç Aslan Çaka Bey'i bir ziyafete, kayınpederini bir ziyafete yani inanıyor. Davet ediyor. Kılıç Aslan evet. Bu söylenilere inanıyor. Ziyafet gecenin ilerleyen bir saatinde devam ederken Kılıç Aslan birden ayağa kalkıyor, kılıcını çekiyor ve Çaka Bey daha ne olduğunu anlayamadan orada şehit oluyor. Kılıç Aslan tarafından, damadı, öz damadı tarafından. Yani, tarihimizin acı taraflarını evet, da görelim. Acı, gerçekten Bey. Yani Bizans'ın söylemiyle hareket etmek hakikaten ya. Çok enteresan. Ve Haçlılar
Birinci Alexios Kılıcı Aslan'la baş başa kaldı değil mi bu senaryoda? Evet, evet. Çakabey ortadan kalktı. Deniz bu arada Çakabey'in İzmir'deki Türkmenlerin üzerine Bizans saldırıyor ve 8000'e yakın Türkmen'i kılıçtan geçiriyor, katlediyor, ortadan kaldırıyor. Çakabey'in donanmasını yakıyorlar, ortadan kaldırıyorlar. Şimdi Çakabey'i Haçlılar yenmedi, Çakabey'i Bizans yenmedi, Çakabey'i bizim çocuğumuz yendi. Yani Kılıç evet, Aslan evet, yendi, evet, bizim evet, hükümdarımız yendi. Acı olan da bu zaten. Tabii acı olan bu. Sonrasında Haçlılar 1. Alexios'un daveti üzerine Marmara Denizi'ne geliyorlar. Nereden geliyorlar? Denizden geliyorlar. Çakabey olsaydı gelebilirler miydi? Hayır. Asla Çakabey kuş uçurtmuyordu evet, orada. Donanma evet, olmayınca ellerini kollarını sallaya sallaya tabiri caizse İstanbul'a geliyorlar. Donanmayla. Bir tanesi. Ve evet, tarihçilerin çeşitli rivayetleri var ama ilk başta bir 20 bin kişilik bir dağınık birlik geliyor ama toplamda 1 milyona ulaşan insan seli geliyor. Yani önünde durulmasına mümkün olmayan bir şey. Daha sonra o zırhlı atları dahi böyle çelik demirden zırhlılarla donatılmış müsellah şövalyeler geliyor. Hani gerçek savaşçılar geliyor. Hani okun işlemediği zırhlı askerler geliyor. Ve bunların ilk işi ne biliyor musunuz? İznik'i kuşatıyorlar. Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkentini başkent, kuşatıyorlar. Kılıç Aslan o sırada ne yapıyor? Kılıç Aslan o sırada Malatya'da. Evet. Danişmentlilerle savaşıyor. Danişmentliler kim? Türk. O da bizim gibi Türk. Kılıç Aslan onlarla savaşırken bir haber oluyor. İznik kuşatılmış. İznik'te de Kılıç Aslan'ın kardeşi Kulan Aslan var. Evet. Kulan Aslan bir süre müdafaa etmeye çalışıyor. Edemiyor. Daha sonra teslim olmak zorunda kalıyor. Peki size çok özel bir bilgi daha vereyim. Buyurun. Bunu da yine Anna Komnenos'un kitabından öğreniyoruz. O bayan tarihçi, imparatorun kızı, prenses Anna Komnenos, Komnena'nın. Bizans ve Haçlı müttefik ordusunun başındaki adam kim biliyor musunuz? Tadık diye bir Türk. Peçenek Türk'ü. Hani daha önce kumanlara kırdırttığı peçenekler vardı ya, onlardan evet, kalan bir veya bazı tarihlerde de tetik diye geçiyor. Yani ya tetik ya tadık, yani ya tatmak ya da işte tetik kelimesiyle akraba bir isim. Tadık diye, Tatikus diye bazı kaynaklarda geçen bir adam. Yani Haçlı Bizans onu da bizi kışkırtıyor. Müttefik ordusunun komutanı da bir Türk. Evet, evet, evet. Ve o orduda da 10 binden fazla Türkopol asker var. Yani Bizans'a çalışan Hristiyan Türkleşmiş asker, Hristiyanlaşmış Türk askerler var. Ve Kulan Aslan İznik'i teslim ettikten sonra muhtemelen tarihten kayboluyor. Yani Bizans'a sığınıyor. Orada onun da yine bir Bizans şövalyesine dönüştüğü, soylu bir Bizanslı olarak hayatına devam ettiği yönünde bir takım rivayetler var. Her neyse Kılıç Aslan hızla geri dönüyor. Eskişehir yani Dorilon dediğimiz bölgede Birleşik Haçlı Bizans ordusu ile karşılaşıyor ve direnemiyor. Vurkaç taktikleri yaptığını biliyoruz tarihten. Hı? Değil mi? Vurkaç taktikleri yaptığını biliyoruz. Tabii ondan sonra Vurkaç'a geçiyor zaten. Sayılarını azaltıyor. Dorilon'da yenilince evet, Dorilon'da Tadık tarafından mağlup ediliyor. Yani iki Türk savaşıyor aslında. Evet, baktığım evet, zaman. Çok acı. Acı olan bu Haçlılar böyle geldiler evet, Cafer evet, Bey. Evet. Öbür tarafta Büyük Selçuklu Devleti İsfahan merkezli. Başında da Sultan Berkyaruk var o dönemde. Berkyaruk da Muhammed Tapar'la filan uğraşıyor. Terken Hatun Verem'den ölmüş o sırada. O saf dışı kalmış. Tutuşu da yine Berkyaruk yenmiş. Amcasını yani mağlup etmiş. Suriye Selçuklu Sultanı'nı. Ama kardeşi Muhammed Tapar'la sürekli ordular çıkartıyorlar birbirlerinin üzerine. Böyle bir ortamda Haçlılar biraz Kılıç Aslan Vurkaç taktiğiyle Konya'ya kadar geri çekiliyor. Ama hasar veriyor fakat durduramıyor o orduyu. O ordu 1095'te başlıyor yürümeye. 1099'da Kudüs'e varıyor. Ama arada Antakya'da ve yine Urfa'da Haçlı kontlukları kuruyorlar. Evet. Yani iki tane Haçlı devleti kuruyorlar Urfa ve Antakya'da. Sonrasında da Kudüs'e giriyorlar. Haçlı tarihçilerinin bizzat kendilerinin övünerek anlattığı şekilde Mescid-i Aksa civarı ve Kudüs sokakları çizmelerimize kadar kanla doluydu diyor. Müslüman ve Yahudi kanıyla doluydu diyor. Bunu övünerek anlatıyorlar. İdlib'e giriyorlar. Bugünkü İdlib var ya, bahtsız İdlib. Evet, evet, evet. İdlib'in Mağaratun Numan kasabasına giriyorlar. O kadar gözleri dönmüş ki ve kendilerine karşı çok direniş olmuş orada. Yine o direnenler de Selçuklu unsurları oradaki. Yani Suriye Selçuklu unsurları. O kadar gözleri dönüyor ki Cafer Bey.
insanları, yakaladıkları insanları kazanlara atıp pişiriyorlar ve onların etlerini yiyorlar. Bu tarihte bilinen ilk yamyamlık vakasıdır. Kayda geçmiş. Kendileri kayda geçiriyorlar. Bunu bizim tarihçilerimiz yazmıyor. Haçlı tarihçileri, Frank tarihçileri yazıyor evet. bunu. Yani internete girin okuyun yani şeyde evet. tarihteki İdlib yamyamlık hadisesi diye Mağarratun Numan kasabası. Şimdi o güne kadar Kudüs'te Hristiyanlar yok muydu? Vardı. Kudüs'te Yahudiler yok muydu? Vardı. Peki bunlar nasıl yaşıyordu? Orada Müslümanlarla birlikte barış içerisinde yaşıyorlardı. Kudüs barış içinde olursa bütün Orta Doğu barış içinde olur. Evet. Orta Doğu barış içinde olursa bütün dünya barış içinde olur. Çünkü dünyanın merkezidir Orta Doğu, dinlerin merkezidir. Savaşların ve barışın da merkezidir maalesef. Evet. İşte birinci Haçlı Seferi böyle. Yani anlattıklarınız ibretlik. Biz bölünmeseydik onlar gelemeyecek. Evet, kendi içimizdeki savaş, Haçlıların Anadolu'ya gelip yaptıkları vahşet, yani yamyamlık, sözün bittiği yer. Gerçekten Mücahit Bey, yani sözün bittiği yani yere 1995 ortasında başlayan Haçlı Seferleri 15 Temmuz 1099'da Kudüs'ün işgaliyle neticeleniyor. Ama Çakabe ile Kılıç Aslan, Peçeneklerle Kumanlar, ondan sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin şehzadeleri kendi içlerinde Müslümanlar, Türkler birbiriyle çarpışıyorlar. O yüzden gelebiliyor Haçlılar. Efendim bunlardan tabii ki tarihte anlattıklarımız, okuduklarımız, sizlerin bahsettiği hadiselerden dersler çıkarmamız lazım. Bugünü değerlendirin o gözle. Kesinlikle. Yani birlik beraberlik olmazsa başımıza gelebilecekler evet. değil mi? Aynı yani şekilde... isim zikretmeye gerek yok. Fazla söze hacet yok. Eğer bugün bazı insanlar nefislerinin peşine takılıp da liderlik iddiası ile ortaya çıkıyorlarsa ve gerekirse Türkiye zarar görsün ama şu Tayyip Erdoğan başımızdan gitsin diye uğraşıyorlar ya işte. Evet. O zaman da öyle diyorlardı. Yani Haçlılar sizin karılarınıza, kızlarınıza ilişmezler, onlar size zarar vermezler diyen FETÖ elebaşı gibi düşünüyorlardı onlar da. Ama yani ben şu Çakabey'den kurtulayım da gerisi evet. önemli değil diyordu. Ben şu Tapar'ı yeneyim de şu Berkyaruk'tan kurtulayım da gerisi önemli değil, sonra bakarız işin halyoluna diye düşünüyorlardı. Bakamadılar. Kendileri de yine ölüm hak. Hepsi tarihin mezarlığına gitti. Evet, evet. Hatasıyla sevabıyla. Ders çıkarmamız lazım. Tabii. Tarihin tekerrür etmemesi İbret. Adına ibretlik vesikası hakikaten bunlara notlar almamız lazım. Efendim şimdi günümüzle alakalı da sorular geliyor ama hani demişler ki ben de notun arasına aldım. Ayasofya için yaşadığımız zaferi Kudüs içinde yaşayacağımız günler yakın mıdır demişler. Ne güzel bir soru. Çok mutlu oldum. Bunu bir soru değil bir dua olarak kabul ediyoruz inşallah. İnşallah. Ama sadece şunu söyleyeyim. Bundan 10 sene önce, 20 sene önce hatta 70'lerde filan Ayasofya'nın açılması ne kadar zor gözüküyordu değil mi? Ayasofya'nın ibadete açılması, hizmete açılması. Yani onunla alakalı şairlerin, edebiyatçıların, devlet büyüklerinin çok ciddi söylemleri, yani Ayasofya'ya yazdıkları şiirler tabii. birbirinden değerli değil mi? Vecizeler vardı. Tabii. Fakat bugün nasip oldu. Nasip oldu. Demek ki mümkün. Evet, evet. İnşallah Kudüs'ün de fethini biz görürüz. Biz göremesek de çocuklarımız görür inşallah. İnşallah diyelim. Alemi İslam'ın huzuru için gerçekleşsin bir an önce diyelim. Efendim aşiretten cihan devletine uzanan yol diyelim arzu ederseniz. Yavuz Sultan Selim dönemine getireceğim. Ama Osmanlı'ya bir giriş yapalım. Osman Gazi'den, Ertuğrul Bey'den. O aşiretten... 3 kıta 7 denize hakim olan bir imparatorluktan, imparatorluk kelimesini çok kullanmak doğru değil ama evet. Cihan devleti demek daha doğru buluyorum. Devlet-i Aliye'dir bizim devlet-i için. Devlet-i Aliye demek devlettir. Daha kesinlikle. Bu Cihan devleti inşallah yeniden dirilir. Yeniden İslam coğrafyasının, Türk dünyasının ve mazlum milletlerin umudu haline geliriz. Son bayrak bizde. Allah nasip ederse bu bayrağı tekrar Türkiye'den, Anadolu'dan dalgalandırmak bizlere nasip olur diyelim. İnşallah. Bir giriş yapalım. Aşiretten Cihan Devleti'ne hızlı bir şekilde. Ardından Hazreti Fatih ve Yavuz Sultan Selim'le devam edelim. Çünkü sizin bir sürpriziniz olduğunu duydum. Onu açıklayacağız Allah nasip ederse. Çok kıymetli bir eseriniz var. Eserinizi özellikle okuduk ve tavsiye de ediyoruz. Yavuz Adalet'in Kılıcı. Çok evet. Güzel duygularla ve tarihi hadiselerden yola çıkılarak ele alınmış bir eser. İstifade etmemiz gereken bir eser Türk milleti olarak. Yavuz'a getireceğim. Onunla alakalı film yapıldığıyla alakalı bir müjde verdiniz. Çok mutlu olduk. Evet. Programın son kısmında ele alacağım. Fakat bir giriş
oluşturalım arzu ederseniz. Bir girizgah olarak Osman Gazi'ye başlayalım. Buyurun. Tabii Anadolu Selçuklu Devleti Köse Dağ Savaşı'ndan sonra, yani Alaaddin Keykubat vefat etmiş 1238'de, 1243'te de Köse Dağ Savaşı gerçekleşmiş. Başında da işte devletin Gıyaseddin Keyhüsrev var. İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev var. Genç bir hükümdar. Ve onun döneminde de emirler arası çekişmeler artık zirveye çıkmış. Böyle bir ortam var. Yine bizim dağınıklığımız Köse Dağ Savaşı'nda. Özellikle değil mi? Beylikler, ikinci beylik dönemi yaşıyoruz. Çok dramatik bir şey vardır Köse Dağ Savaşı ile ilgili. Moğollarla gerçekleşiyor biliyorsunuz. Ve Moğol ordusu kaçmaya başlıyor. Sonra bundan haberi olmayan Selçuklu ordusunun bir grubu da Moğollardan kaçmaya başlıyor. Çünkü hava kararmış, savaş devam ediyor gece vakti. Şimdi Moğollar bir taraftan kaçıyor, Selçuklular bir taraftan kaçıyor. Böyle bir ortamda ilk uyanan Moğollar oluyorlar. Biz kimden kaçıyoruz diyorlar. Hani kovalayan yok filan. Hani bir bozgun şeyi oluşmuş, havası oluşmuş ama gerçek bir bozgun yok ortada. Moğollar geri dönüyor sonra. Evet. Geri dönüyorlar ve gitmeye başlıyorlar. Bu bir tuzak mı acaba diyorlar. Hatta tepelere gözcüler yerleştiriyorlar. Ya Selçuklular yok ortada. Devam ediyorlar. Sultanın otağının olduğu yere geliyorlar. Orası terk edilmiş. Otağı duruyor yerinde. Eşyalar falan duruyor. İnsan yok. Herhalde bu bir tuzak olmalı diyorlar. Girmeye cesaret edemiyorlar Moğollar. Ve sonrasında onlar yine tepedeki gözcülere filan haber gönderiyorlar. Var mı bir şey? Yok diyorlar. Hiç kimse yok ortada filan. Terk edilmiş. Sonra Moğollar bir yürüyüşe başlıyor. Evet. Bugünkü Köse Dağı'dan işte Sivas'da bulunuyor. Oradan Konya'ya kadar geliyorlar. Ve Anadolu Selçuklu'nun makus talihi başlıyor. Evet. İşte yaklaşık 70-80 yıl kadar öyle bir devlet fiilen yani hukuken var ama fiilen aslında yok. Yani Moğol valilerin yönettiği sultanlar var. Bir ara Mısır Memluklu Sultanı Kıpçak Sultan Baybars geliyor Anadolu'ya. Moğolları yeniyor, kovuyor filan. Selçukluları yeniden canlandırmaya çalışıyor. Sonra o da ümidini kesiyor onlardan. Çünkü emirler birbirleriyle kavga, herkes mal yığma peşinde falan. Kimisi gizlice Moğollarla hala işbirliği yapıyor. Baybars da kızıyor, geri dönüyor tekrar kendi ülkesine, topraklarına. O ortamda Anadolu'da bir takım beylikler ortaya çıkıyor biliyorsunuz. İşte Karamanoğulları bunlardan birisi. Hani biz Karamanoğullarını mesela Osmanlı ile yaptıkları mücadelelerle biliriz ama aslında Karamanoğlu Mehmet Bey döneminde, özellikle 1. Mehmet Bey döneminde Karamanoğulları var güçleri ile Moğollarla savaşıyorlar. Yani Moğollarla hatta o ilk başta tek savaşan devlet onlar diyebiliriz. Fakat diğer beylikler de ortaya çıkmaya başlıyor. Selçuklu otoritesi iyice sarsılınca, yani 13. yüzyılın sonunda ve 14. yüzyılın başında, işte 1300'lü yılların başında, bu sefer diğer beylikler, Karamanoğulları da bunların içinde, birbirleriyle mücadeleye başlıyorlar. Osmanoğulları biliyorsunuz Kayıboyu'nun Karakeçili aşiretine bağlı. Bir farklılıkları var bunların. Sayıları çok kalabalık değil. Hani orta halli bir beylik, çok az da değil ama bir rivayete göre işte 400 çadırdan oluşuyor. Onlar da şöyle bir prensipleri var. Diyorlar ki biz sadece küffarla gaza edelim. Müslümana kılıç üşürmeyelim. Evet. Hani birbirleriyle kavga etmeleri gerektiğinde kılıçları yere saplıyorlar, toprağa yumrukla kavga ediyorlar. Hani öyle bir şey insan. Bu pek çok Türk boyunda da bu töre hala yaşamaktadır. Hani benim memleketim olan Antalya'da da yörükler birbirine kolay kolay silah çekmezler. Evet, evet. Kavga edeceklerse yumrukla kavga ederler. Hatta taş atmak bile ayıp karşılanır yani. Yani mertliğe aykırılık olarak görülür. Her neyse, bu bahsettiği yer. Osmanoğulları ancak Bizans'la savaşıyorlar. Ve diğer beyliklerle aralarına bir sorun çıktığı zaman da sulh yoluyla halletmeye çalışıyorlar. Diplomasi yoluyla. Nasıl? Kız alıp veriyorlar. Tamam mı? Evet. Yani çeyiz olarak mesela toprak alıyor. Yermiyenoğullarından yaptıkları gibi. Tabii. Yermiyenoğulları öyle.
Karasi oğulları kendileri tabi oluyorlar. İşte onlar kendi aralarında taht mücadelesine düşüyor. Karasi oğulları biliyorsun. Evet, bir grupta Osman oğullarına geliyor, ittifak yapıyor. Yine çoban oğulları ile öyle, Kastamonu'daki şeylerle, Yandar oğulları ile daha sonra öyle filan. Böylece akıllı bir politikayla giderek büyüyorlar. Yani şimdi bazen dizilerde gösteriyor ya, işte Osman Gazi sürekli işte hayt hut yapan, vurup kıran bir adammış gibi. Hayır, çok derinlikli bir adam. Kesinlikle. Çok zeki ve diplomat bir adam. Akıllı olmasanız o coğrafyada sizi yaşatırlar mı ya? Evet. Yani sadece kılıçla paldır küldür oraya buraya hücum etmekle o iş olmaz. Evet. Osmanoğulları her zaman bakın savunmada kalmıştır. Yani durup dururken kimseye saldırmamıştır. Böyle bir devlettir. Osmanlı'yı yücelten de budur zaten. Düşene kılıç vurmaz Osmanlı mesela. Ama savaş meydanında en sert şekilde savaşır. Evet. Savaş bittiği zaman da tamam. Özellikle küffara karşı değil mi? Tabii. Evet. Bizim özelliğimiz budur. Mesela yıllarca Altınorda Devleti ne yaptı? Rus knezlikleriyle savaştı değil mi? Ve yaptığı bütün savaşları kazandı. Ama ne oldu? Bir kere kaybetti. 1552'de bir kere kaybetti. Kaybettikten sonra bir daha kendini toparlayamadı. Kazan Hanlığı ortadan kalktı. Niye toparlayamadı? Çünkü bizim savaş ahlakımızla karşı tarafın savaş ahlakı aynı değil. Biz savaşırken asker olana kılıç vuruyoruz. Asker olana ancak silah üşürüyoruz. Ve aman dileyene kılıç çekmiyoruz. Aman dileyene asla. Evet, kadına, evet. Çoluğa, çocuğa, yaşlıya, sivile kılıç vurmak asla diye bir şey yok. Evet. Ama Korkunç İvan Kazan Hanlığı'nı fethettiği zaman omuz üstünde baş, taş üstünde taş bırakmıyor. Kadın, çoluk, çocuk demeden hepsini kırıp geçiriyor. Ve ondan sonra da oradaki Kıpçak kardeşlerimiz belini doğrultamıyor. Yani şey boyunca. Osmanlı gerekirse zarara uğramak pahasına da olsa masuma zarar vermemeyi ilke edinmiş. Efendim zaten son dönemlerine baktığımız zaman en büyük toprak kayıplarını mazlumların yanında almakla kaybetmişiz. Tabii. Değil mi? Özellikle... Bugün de ne yapıyor PKK? Canlı kalkan yapıyor değil mi? Evet, evet. Yani evet, evet. Biz... Şimdi... Biliyor bizim, yumuşak karnımızı biliyor. Bizim 2015'teki bakın Çukur operasyonlarını düşünün. Evet, ona Hendek evet, demeyin. Evet, çünkü evet, Hendek evet, evet. Peygamber Efendimiz'in yaptığı bir savaşın evet, adıdır. Ve peygamber sünnetidir Hendek kazmak. Çukurlarla çukurlaştılar resmen. Kendi evet, çukurlarını evet, kazdılar evet, ve evet, o kazdıkları çukura düştüler biiznillah. Biz orada İsrail gibi yapamaz mıydık? Havadan bombalardık. Ondan sonra da ne varsa dümdüz ederdik. Evet. Ama Allah korusun. Orada bir masumun burnunun kanaması yarın bizi ahirette vebal altına sokar. Mesul tutar. Allah hesabını sorar bize. Bu ordu peygamber ordusudur. Evet. Ve peygamber kadına, çoluğa, çocuğa, yaşlıya, aman dileyene vurmayın diye her gönderdiği seriyeye nasihat eden, her gönderdiği birliğe nasihat eden ve Halid bin Velid yanlışlıkla birkaç masumu katlettiğinde günlerce ona dargın duran bir peygamber. Evet. Günlerce onunla konuşmuyor. Peygamberin böyle bir ahlakı var. Bizim ordumuz da o yüzden Mehmetçik'tir. Peygamberin ordusudur. Onun ahlakını almıştır. Hep söylüyoruz, o hain örgütle orada yaşayan Kürt kardeşlerimizi asla aynı kefeye koymuyoruz. Asla. Yani onlar ne kadar Kürtse biz de o kadar Kürdüz. Biz ne kadar Türksek onlar tabii, da o kadar o Türkler. O Kürt kardeşlerimizin en önemli özelliği peygamber sevgisidir. Kesinlikle. Diyarbakır'da bir Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediği miting yapıldığında nasıl yüz binlerin coşkuyla sokakları doldurduğunu görmüyor muyuz? Evet. Yani öyle bir Muhammedi sevgi vardır orada. Ve asla o hani bu terör örgütünün uzantısı olan o partiler de hiçbir zaman oradaki Kürt kardeşlerini temsil edemez. Onlar bizim zaten canımız, onlar ciğerimiz. İlk önce orada evet, imamları evet, öldürdüler, meleleri öldürdüler, alimleri ortadan kaldırdılar. Çünkü alimleri ortadan kaldırmadan oradaki Kürt kardeşlerimizi itaat altına alamayacaklarını biliyorlar. Yok edemeyeceklerini, asimile edemeyeceklerini biliyorlar. Evet, Rabbim aramıza fitne tohumları ekmeye çalışanlara asla fırsat vermesin, bizi amin, şuurlandırsın. Bu bağlamda yani çok ciddi bir şuura, birbirimize sahip çıkmaya ihtiyacımız var Mücahit Bey bu süreçte. Evet. Biz bir milletiz, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her zaman bunu söylüyoruz. Efendim, dilerseniz bu kıymetli romana geçelim. Nasıl isterseniz. Zaten Osmanlı'ya bir girizgah yaptık. Artık evet, Yavuz'a doğru yaptık, geliyoruz diyorsun. Neden Adaletin Kılıcı? Niye Adaletin Kılıcı? Bu muhteşem esere neden bu ismi verdiğinizi sormak istiyorum. Müsaadenizle evet, buyurunuz. Şimdi adalet ruhtur, manadır. Kılıç da gücün sembolüdür. Adalet, kılıç yoksa tek başına ortaya çıkamaz. Kırılgan olur. Kılıcınız yoksa, gücünüz yoksa adaleti sağlayamazsınız. Adaleti sağlamanız için
önce yasa yapma gücünüz olacak. Yasa yapma gücü de kılıçtır. Kılıcınız yoksa yasa yapamazsınız. Kılıcınız yoksa düşman sizden korkmaz, mazlum da size sığınamaz, size güvenemez. Niye sığınır? Mazlum zaten kılıcı olmadığı için mazlum, yani gücü olmadığı için mazlum, öyle değil mi? Ama gücü eğer adaletin emrinde kullanmazsanız o zulmün aracı olur. O kılıç zalimi değil mazlumu keser o zaman. Eğer o kılıcı adaletin emrinde kullanırsanız Allah'ın istediği şeyi yapmış olursunuz. İşte adaletin kılıcı, adaletin manası ile kılıcın gücünün bir araya gelişini simgeliyor. Evet. Tabii. Ve Yavuz Sultan Selim kudretli bir hükümdar, güçlü bir hükümdar. Yani elinde kılıcı olan bir mareşal ama aynı zamanda da mazluma merhamet eden ve o kılıcı zalime karşı kullanan birisi. O yüzden de zaten gravürlerde, o minyatürlerde Yavuz Sultan Selim elinde Hazreti Ömer'in kılıcıyla sembolize edilir genelde. Hazreti Ömer ile Yavuz arasında bir bağ kurulur. Evet, evet. Mercidabık Savaşı'nı gösteren bir minyatürde elinde Hazreti Ömer'in kılıcı olduğu halde en önde hücum etmektedir mesela. Çünkü Hazreti Ömer adaletin simgesidir. Evet. Ömerul Faruk'tur o. Faruk ne demek? Doğru ile yanlışı birbirinden tefrik eden, ayırabilen demek. Yani hak ile batılı birbirinden ayırt edebilen, görebilen demek. Yani adaletin temel tanımı budur zaten. Hazreti Ömer o yüzden adil halifedir. Adaletli Ömer'dir. Yavuz da Hazreti Ömer'i çok seviyor. Ve Hazreti Ömer'e Kudüs'ün fethi müyesser olmuş. İşte Şam'ın fethi ona müyesser olmuş. Mısır'ın fethi ona müyesser olmuş. Aynı şeyler Yavuz'a da nasip oluyor. Yavuz da Şam'ı fethediyor Hazreti Ömer gibi. Hazreti Ömer gibi Mısır'ı fethediyor. Hazreti Ömer gibi Kudüs'ü fethediyor. Yine öyle bir adam daha var. Selahaddin Eyyubi. O da yine Şam'ı, Kudüs'ü ve Mısır'ı alan kişi. Bu üç insanın üç ortak özelliği, üç şehri fethetmeleri. Ama onun dışında da üç tane daha ortak özellikleri var. Bir tanesi ihlasları. Üçü de çok ihlaslı Müslüman. Allah'tan korkuyorlar gerçekten. Bir tanesi tevazu sahibi olmaları. Üçü de çok tevazu. Hazreti Ömer'in tevazuunu zikretmeye gerek yok, evet, biliyorsunuz. Evet, evet. Selahaddin Eyyubi de öyle. Ömrü boyunca mal biriktirmemiş. Hediye ettiği atların sayısını kayda geçirmekten ordunun katipleri, sarayın katipleri yorulmuş da. Zaten sarayda durmamış Selahaddin Eyyubi. Ve Selahaddin öldüğü gün vasiyeti üzerine bir münadi bütün Eyyubi topraklarının sokaklarında münadiler dolaşarak demişler ki düne kadar işte ihtişamlı bir sultan olan Selahaddin bugün dünyadan göçtü ve yalnızca yanına bir bez parçası götürdü. Ey ahali bilgin haberiniz olsun diye sokaklarda bağırmış münadiler. Bunu da vasiyet eden yine kendisi. Bu kadar mütevazi bir ve ihlaslı bir Müslüman. Yine bu üç insanın üçüncü ortak özelliği ihlas ve tevazudan sonra adalet. Adil olmaları. Ali Semerkandi Hazretleri'nin de sözü üzere değil mi? Yeryüzü adalet üzerine inşa edilmiştir. Tabii. Yani adalet o bağlamda çok önemli. Yine çok güzel bir söz var. Devletin dini adalettir. Çok önemli. Diye. Evet. Çok önemli. Evet. İşte bu üç insanın üç ortak özelliği ihlas, tevazu ve adalet, adalet. Evet. Kudretle birleşince anlamlı oluyor. Kudret yoksa adaletten bana ne? Kudret yoksa adaletin kime ne faydası olacak zaten? Kesinlikle. Adalet orada soyut kendi kendine işleyen bir mekanizma değil ki. Onu yaptırım gücüyle donatmanız lazım değil mi? Yani bugün mahkemeler karar verse, şu hırsızı yakalayın dese ama yakalayacak kolluk kuvveti olmasa ne olur? O adalet nasıl işlemez. Mahkemenin kararı da kadük olur değil mi? Havada evet, kalır. Evet, bir süre sonra evet. O mahkeme saygınlığını, prestijini kaybeder, itibarını kaybeder. Kimse de onu ciddiye almaz olur. İşte Yavuz Sultan Selim hem kudretli bir adamdı hem adaletli bir adamdı. Adaletin kılıcı ifadesi de kudret ile bu şeyin hakkaniyetin, adaletin bir araya gelmesini sembolize ediyor. Cenab-ı Allah sayısını artırsın bu tür eserlerin. İstifade etmeyi bizlere nasip etsin diyelim. Amin. Efendim Yavuz'un siyasi dehasından ve askeri zekasından bahsetmeyden olmaz. Yani şimdi Yavuz Sultan Selim'den bahsettik. Evet. Neler yaptı Yavuz Sultan Selim? Sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Ya Yavuz Sultan Selim işte o Selimname metninde okuyup seslendirmeye özellikle son
10 dakika kala, son 6 dakika kala bir onu izleyicilerimize paylaşalım. Ona bağlayacağım konuyu. Olur. Selinname'den dinlemeyenler, izlemeyenler tekrar istifade etsin Yavuz, istiyoruz. Orada Yavuz kendini anlatsa nasıl anlatırdı diye kafa yorup onu yazmaya çalıştık. Neler söylerdi bize söylemek isteseydi, seslenseydi diye. Tabii internette tatlı tartışmalar var. Bunu hani Yavuz'un kendisinin yazdığını düşünüyor bazı okuyucularımız filan. Ama ben bunu Yavuz yazsaydı nasıl yazardı diye düşünüp öyle kaleme almaya seslendirmeyi siz yaptınız. Evet. Evet. Şimdi buyurun. Yavuz Sultan Selim'in siyasi dehasına dair çok örnek var. Bunlardan bir tanesi mesela Şah İsmail ile Yavuz arasında bir mücadele var biliyorsunuz. Ve Şah İsmail de bir Türk hükümdarı. O da kudretli bir hükümdar. Keşke savaşmasalardı. Ama tarih öyle cereyan etmiş. Az önce anlattığımız meselelerde de bunu görüyoruz. Yani evet. Bizim yavaşlamamıza, hani buna, yenilmemize sebep olmuş. Tabii olmuş bitmiş artık. Hani buna yapacak bir şey yok. Bize artık oradan ders çıkarmak düşer. Ve onu doğru bir şekilde analiz etmeye çalışmak düşer. Analiz etmeye çalıştığımızda da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. O günün tarihsel gerçekliğini anlamaya çalıştığımızda. Şimdi Osmanlı Anadolu topraklarındaki Türkmen unsurlara dayanıyor. Osmanlı'nın beşeri gücü değil mi? Türkmenler akıncı, Türkmenler işte asker, Türkmenler toprağı işliyorlar. Yani Oğuz boyları, göçerler. Doğudan getiren İslam politikasıyla yerleşik hayata geçmişler yavaş yavaş. Toprağı işliyor, asker besliyor, asker yetiştiriyor. Savaş zamanı orduya sipahi gönderiyor, asker gönderiyor. Yani her toprak sahibinin üzerine zimmetli belli sayıda askerler var mesela. Tımar sistemi dediğimiz sistem. Evet, çok da muhteşem bir sistem o dönem için. Şimdi Şah İsmail doğuda çıktığı zaman, Erdebil'de çıktığı zaman normalde onlar işte Safevi tarikatının mensubu. Ve bir şeyh sülalesi, babası, dedesi, Şeyh Haydar, Şeyh Cüneyt. Bunlar şeyh adından İran, anlaşılacağı İran'dan değil mi? Üzere. Onlar zaman. Da Türkmen yine. Hatta Osmanlı'nın işte bu Erdebil tekkesi, Erdebil sofuları diye geçer tarihte. Osmanlı'nın biz işte Yıldırım Bayezid döneminde, 2. Murat döneminde, Çelebi Mehmet döneminde filan oraya hediyeler gönderdiğini biliyoruz. O tekkeye hediyeler gönderdiğini. Ama ne zamanki şeyhlikten şahlığa geçiş iddiası taşıyorlar... o zaman işte bir siyasi rekabet çıkıyor. Yani bu itikadi bir kavga değil Cafer Bey. Bakın, evet, bakın bu çok önemli. Yani Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasındaki çatışma itikadi bir kavga buraya değil. Buraya dikkat çekmek lazım. Bir mezhep kavgası asla değil. Siyasi bir kavga. Yani bir toprak parçasını bölüşemiyorlar. Anadolu'da kim hakim olacak? Anadolu'da kim sözünü söyleyecek? Kavga bu aslında. Ve sonrasında da aslında mesela Şah İsmail çok savaşmak istemiyor. Uzunca bir süre ordularını geri çekiyor filan Yavuz'u oyalıyor. Ama Yavuz da çok şey bir adam, kararlı bir adam. Bir an önce bu işi bitirmek istiyor. Peki Yavuz'u Şah İsmail'in üzerine sevk eden temel saik ne, temel sebep ne? İşte Şah İsmail doğuda çıktığı zaman bugünkü İran topraklarında Türkmenleri geri çağırıyor. Şimdi... Yaklaşık 1000 yıldır yani kavimler göçünün başlangıcından milattan sonra 300'lü yıllarda başlıyor kavimler göçü. 376'da başlıyor. O zamandan 395'te başlıyor. O zamandan beri dünya siyasetini göçler şekillendiriyor. Göçü yöneten dünyayı yönetir. Göçe maruz kalan da onun altında ezilir. Çok özür diliyorum. Savaş, göç, ticaret zaten değil mi? Nasıl? Baktığımız zaman savaş, göç, ticaret. Tabii. Yani dünya konjonktürünü şekillendiren üç hamle tabii. Değil mi? Ve göç hareketleriyle sadece demografi değişmiyor. Yani nüfus yapısı değişmiyor. Ekonomi de değişiyor. Siyaset de değişiyor. Şimdi Osmanlı, Anadolu'daki Türkmenleri sadece Anadolu'da onlardan faydalanmıyor ki. Yeri geliyor Rumeli'nin de fethettiği topraklara Anadolu'daki Türkmen boylarını yerleştiriyor. Hem oraları Müslümanlaştırıyor, Türkleştiriyor hem de oranın iktisadi hayatını canlandırıyor. Şimdi Şah İsmail Anadolu'daki Türkmenleri kendisine çağırıyor. Kendisine çağırdığı zaman kalk Şah'a gidelim diye Tekeli Türkmenleri, Varsaklı Türkmenleri, Ustacalı Türkmenleri, Şamlılar, Rumlular filan bütün Türkmen obaları, Akkoyunluları, Karakoyunluları akın akın Şah'a gidiyorlar. Neden? Çünkü Osmanlı yerleşik devlet düzeni, vergi alıyor, askere alıyor filan.
Şah İsmail ne diyor? Yani gel diyor, benimle savaş, ganimet vereyim evet. diyor. Tamam, vergi ödeme bana diyor. Bu daha cazip bir seçenek olarak ortaya çıktığı zaman Sultan II. Bayezid döneminde Anadolu boşalmaya başlıyor. Anadolu'daki taze beşeri kuvvet, insan kuvveti azalıyor. Bunun üzerine de Yavuz Trabzon'da Sancakbey iken bu tehlikeyi görüyor ve babasını uyarıyor. Hatta şunu yapıyor. Karaman'ın, Teke'nin bahadırları diyor, gelsinler diyor, onlarla Gürcistan üzerine gaza edelim, cihad edelim diyor. Ben de diyor toyumluğun tamamını onlara vereceğim diyor. Normalde ganimetin yani doyumluğun, toyumluğun beşte biri hükümdarın hakkıdır. Ben almayacağım onu diyor Yavuz'da. Bu sefer gelsinler. Trabzon, işte Celalzade Mustafa'nın anlatımıyla Trabzon'un almayacağı bir insan seli oluşuyor. O Karaman'ın yiğitleri, bahadırları, Teke'nin bahadırları oraya Yavuz'a geldiler. Selim'e, Şehzade Selim'e geldiler diyor. İşte Şah İsmail ile Yavuz'un savaşmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi göç hareketlerinin kontrolüdür, yönetimidir. Bu işin kontrolü kimde olacak? Yani sen Anadolu'daki insanları doğuya çağırıyorsun ama ben bu sefer hem batıda ilerleyemeyeceğim hem belki de Anadolu'da tutunamayacağım. Yani Anadolu'daki Türk varlığı, Müslüman varlığı zarar görecek. Mesela bu Yavuz'un siyasi dehasını buradan anlayabilirsiniz. Evet, evet, bunu çok evet. iyi okuyor. Göç hareketlerinin, Türkler dediniz ya programın başında hep ilahi bir sevkle hep batıya doğru yönelmiştir diye. İşte bu tersine döndüğü zaman bizim için risk oluşturmuştur. Ne zaman tersine dönüyor bu? Timur döneminde tersine evet. dönüyor mesela. Akkoyunlu Uzun Hasan çıktığı zaman kısmen biraz tersine dönüyor. Onu da Fatih bertaraf ediyor biliyorsunuz 1473'te. Evet, evet. Yavuz'un siyasi dehasına en önemli örnek budur bence. Ama bir başka örnek var. Mesela Ridaniye Savaşı'ndan bir gece önce Memlük emirleri kendi aralarında kılıç kılıça kavga ediyorlar. Sebebi ne biliyor musunuz? İçlerinden bir tanesine Yavuz Sultan Selim bir mektup yazmış. Ve diyor ki anlaştığımız üzere diyor yarın savaş meydanında diyor benim tarafıma geçeceksin falan diye bir şey yazıyor. Mektup yazılan emir Canberdi Gazali diye bir emir. Ama Yavuz casuslarına o mektubu Canberdi Gazali'ye verdirtmiyor. Diyor ki bunu götürün diyor Kurtbay'ın çadırının kenarına bırakın diyor. Kurtbay kim? Canberdi Gazali'nin en büyük rakibi, düşmanı olan bir emir. Şimdi Kurtbay'ın hizmetçisi, kölesi onu mektubu buluyor. Evet, evet. Hemen efendisine götürüyor. Efendim gördünüz mü diyor. Kurtbay bir okuyor. Kardeşim Canberdi Gazali diye Osmanlı Sultanı'ndan bir mektup. Hemen Sultan Tumanbay'ın çadırına koşuyor. Gördün mü diyor, işte ben biliyordum zaten diyor bu adamın hain olduğunu diyor. Çağırın Canberdi Gazali diyorlar. Kurtbay ile Canberdi Gazali Sultan Tumanbay'ın otağında birbirlerine kılıç çekiyorlar. Tumanbay da zavallı garibim onları yatıştırmaya çalışıyor. Halbuki ertesi gün bir ölüm kalım savaşına girecekler. O gece planı düşünmeleri lazım. Savaş tertibatını almaları lazım. Birbirleriyle savaşıyorlar. Bunu sağlayan kim? Yavuz'un stratejik dehası. Bir tane küçük casusluk istihbarat marifetiyle bunu yapıyor. Yine son bir şey söyleyeyim siyasi dehasına dair şeyin, Yavuz Sultan Selim'in. Şimdi Yavuz Sultan Selim saltanat mücadelesine girişmeden önce babasından oğluna Bolu Sancakbeyliğini istiyor. Çünkü Bolu İstanbul'a yakın. Oğlu da Süleyman'ı oraya koyacak ki kendisi Trabzon'da, İstanbul'a çok uzak ya. Hem de kontrol etsin orayı. Tabii bir de Amasya'da ağabeyi Şehzade Ahmet var. Ağabeyi Ahmet onun en büyük rakibi ve düşmanı o dönem. Böylece ağabeyinin yolunu kesecek Bolu'da oğlunu tutarak. Tabii bunu Ahmet'in yandaşları hemen anlıyorlar. Koca Mustafa Paşa vezir filan. Ve bunu engelliyorlar. Yani Süleyman Bolu'ya Sancakbey'i olamıyor. Yavuz ne yapıyor bunun üzerine? Kefe'yi istiyor. Kefe nerede? Kırım'da. Yani Karadeniz'in öbür ucunda. Şimdi diyorlar ki ya Kefe'yi verelim gitsin diyorlar. Yani ne olacak diyorlar ya Kefe işte yani Karadeniz'in kuzeyinde oraya. Ama Yavuz ne düşünüyor? Kim gidecek kim ölecek evet, tabii. Ama Yavuz'un dehası orada çalışıyor. Şimdi oğlu Süleyman Kefe'de. Kayınpederi Giray Han'da Kırım Hanı. Saltanat mücadelesi başladığında Yavuz Trabzon'dan gemiye biniyor. Direkt Kefe'ye. Oğlu Süleyman'ın yanına. Onunla beraber Kırım gidiyorlar ve kayınpederinden 10 bin atlı alıyor. Ve saltanat mücadelesine batıdan katılıyor. Yani Romanya'dan, Dobruca'dan, Alevi Türkmenlerden de birkaç bin kişilik bir destek alıyor. Bakın dikkatini çekerim. Alevi Türkmenler Yavuz'a tahta geçmesi için asker veriyorlar, destek evet. veriyorlar. Ve batıdan birdenbire hiç kimsenin ummadığı bir şekilde Edirne'den saltanat mücadelesine dahil oluyor. Edirne ile İstanbul arasında deniz yok.
Evet. Ama İstanbul ile Anadolu arasında Boğaz var. Oradan gelen şehzade Boğaz'ı geçip İstanbul'a nüfuz edemiyor. Ama Edirne'den gelen bir şehzade 2 saat içerisinde şeyde İstanbul açıklarında. Efendim sözünüzü vallahi kesmek zorunda kalacağım. Bir reklama gidelim. Evet. Hem çayımızı içelim, suyumuzu yudumlayalım. Kısa bir reklamdan sonra devam edelim. Ve Selimname nasıl ortaya çıktı? Onun üzerine duralım. Müsaade buyurursanız. Efendim eyvallah. Kısa bir reklam diyeceğiz. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim mazenatı kaldığı yerden devam ediyor. Çok kıymetli bir konuğumuzla bugün birlikteyiz. Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı, doçent doktor Sayın Mücahit Küçük Yılmaz Beyefendi bizlerle. Kitaptan bahsediyorduk Mücahit Bey, Yavuz'un adaletinden söz ettik. Evet. Neden adaletle bu kitabı kaleme aldığınızdan. Tabii Yavuz'un dehasını konuştuk. Stratejik dehası, askeri dehası ve tabii ki kitap. Şimdi Selimname'yi sormak istiyorum size. Nasıl çıktı? Hangi fikirler bu kitabı yazmaya sizleri yöneltti? Neler söylemek istersiniz? Evet, Selimname Yavuz Sultan Selim'le ilgili yazılan eserlerin genel ismi. Çok özür dileyerek tekrar araya gireceğim ve bu Selimname isimli kitabımızın bir de film olacağından söz etmiştiniz. Lütfen onu da bağlayalım. Buyurun. Evet. Selimname diye bir literatür var Osmanlı'da. Yavuz Sultan Selim'le ilgili yazılan eserlerin genel ismi Selimname. Ayrıca bazı kitaplarda da Selimname bölümleri var. Mesela işte Hoca Saadettin Efendi Tacit Tevarih'i yazıyor, tarih kitabı. Ve Selimname diye geniş bir bahis var orada. Orada da Sultan Selim'i anlatıyor. Ben de bu kitabı yazdıktan sonra bu Selimname geleneğine bir atıfta bulunmak için, bir telmihte bulunmak için Selimname diye kısa bir metin yazdım. Ve bunu da şu duyguyla kaleme aldım. Yani Yavuz Sultan Selim Han bizlere seslenseydi, geleceğe bir şeyler söylemek isteseydi neler söylerdi? Şimdi çok kudretli bir hükümdar, aynı zamanda da muhteşem bir şair. Sözü de kılıcı gibi keskin bir hükümdar biliyorsunuz. Yani evet, kalemi de kılıcı gibi maharetle kullanan bir hükümdar Yavuz Sultan Selim. Ama kendini anlatmaya çok fırsat bulamamış. İşte bazı şiirlerinde değiniyor. Şiirler pençeyi kahrımda olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek diyor. Ama yaptıklarını anlatmamış. Biraz da tabii övünmeyi sevmeyen bir hükümdar. Çok mütevazi, sade bir kişilik. Ondan dolayı ama atamız Yavuz Sultan Selim Han kendisini ve yaptıklarını anlatsaydı nasıl anlatırdı ve neler söylerdi diye düşünüp bu Ben Sultan Selim Han diye başlayan Selimname metnini kaleme aldım. Bir gece ansızın geldi bu ilham. Bir Ramazan ayı idi. İşte iftarla sahur arası gece yarısı saat 12 civarı idi. Uyumaya hazırlanıyordum. Sonra ilham gelir sizi dürter ya böyle. Evet, uyku falan kalmadı. Evet. Oturdum onu sahura kadar yazdım hızlı bir biçimde. Sonra daha sonra birkaç kere üzerinden geçtim. Kitaptan çok önce yazdım bunu. Yani Yavuz bugüne söyleseydi bir şeyler neler derdi duygusuyla kaleme aldım. Sonrasında da seslendirme yaptık bununla ilgili bir okuduk ve ciddi bir karşılık buldu. Özellikle beni çok şaşırtan şey Azerbaycanlı kardeşlerimizden çok büyük teveccüh gördü Selimname. Bunda sizin de yayınlarınızın etkisi payı var. Yine sizin vasıtanızla Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize gönül dolusu selam muhabbetlerimizi buradan aynı programı gönderelim. İnşallah yine Dünya Muhabirler Birliği'ne göndereceğiz. Oradaki evet. Azerbaycanlı soydaşlarımızın bu programdan istifade etmesini istiyoruz. Ben de çok güzel dönütler aldım. İzlenmiş. Evet. Orada bulunanlarla irtibata geçtik. Türk dünyasına açılsın. Ecdadımız onlar da inşallah yakından tanısınlar. İnşallah. Çünkü ortak ecdadımız. Şah İsmail de bizim atamız. Yavuz Sultan Selim de bizim atamız. Bunu vurgulamak lazım değil tabii mi? Tabii. Yani birbirleriyle savaşmış olabilirler ama daha sonra mesela o geri kalan hesabı tamamlamak istediklerinde Şah İsmail diyor ki sen diyor pek çok memlekete tebaaya malik oldun diyor, aramızda geçen geçmiştir diyor, var sen git yoluma ben yoluma gideyim diyor Yavuz Sultan Selim'e. O da savaşmaktan vazgeçiyor mesela, ikinci savaşı yapmıyorlar. Evet. İşin bir de böyle bir boyutu var. İşte Selimname şaşırtıcı bir biçimde Azerbaycan'daki soydaşlarımızdan çok ciddi bir muhabbet gördü, çok mutlu oldum, karşılık çok mutlu gördü.
Bir de Yavuz Sultan Selim ile ilgili bu romanın, Adaletin Kılıcı romanının inşallah bir film olma süreci var. Hani bununla ilgili de çok fazla detay vermeyeyim ama hem ama bu müjdeyi verelim. Dizi Sevgili olarak ekranlarından vermiş olalım. Hem de sinema filmi olarak inşallah besmele çektik, bir hazırlığın i̇nşallah. İçerisine Allah girdik. Allah utandırmasın diye. Senaryomuzu da tamamladık. Çok güzel bir senaryo da çıktı. Zaten romanı okuyan dikkatli okuyucularımız fark edeceklerdir. Görsel ağırlıklı ve fazlalıkların olmadığı, fazlalıkların sade atıldığı, anlatılması gereken tabii, kısımlar anlatılmış. Senaryolaştırmaya çok uygun bir metin bu. Hatta okuyan çoğu kişi sanki bir film izledik gibi diyorlar. Evet, bir senaryo duygusu verdiğini söylüyorlar. İnşallah Rabbim muvaffak eder. İnşallah. Biz inşallah. Yavuz Sultan Selim Han'a layık olmaya çalışıyoruz. Onun birleştirici yönünü öne çıkartan bir film olacak inşallah. İnşallah. Efendim biz çok mutlu olduk. Tekrar sizden istifade etmek gurur verici. Estağfurullah. Sağ olun, var olun. Hem tüm Türkiye'ye hem buradan tüm Türk dünyasına sizlerin vasıtanızla selamlarımızı, saygılarımızı yolluyoruz. Yavuz Sultan Selim'in o ortak adaleti, ortak ruhu inşallah tek vücut haline gelir ve bizi birleştirir. O ruhta millet olmanın bilinciyle şuur olarak bizi bir araya getirir diyelim. Evet. Tekrar çok teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi değerli izleyicilerimize paylaşalım arzu ederseniz. Selim müsaade buyurursanız. Diyorsunuz. Evet, Selimname'yi bir dinleyelim ve ardından ben son kısa bir şey söyleyeyim. Buyurunuz lütfen. Bütün Türk dünyası şunu bilsin ki Timur da bizim, Yıldırım da bizimdir. Uzun Hasan da bizim, Fatih de bizimdir. Babür Şah da bizimdir, Yavuz da bizimdir, Şah İsmail de bizimdir. Yani bu duyguyla artık onları aralarında geçen geçmiş kendi dedikleri gibi tekrar çarpıştırmaktan vazgeçelim. Tarih içerisinde ele alınsın onların değil mi? Şecaatlerini görelim, evet. Kahramanlıklarını görelim. Bize verdikleri mesajları doğru anlamaya çalışalım. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Bizleri çok mutlu ettiniz. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, Mazen Atatürk Kültürü'nün bu haftada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşebilme selam ve duasıyla diyeceğiz. Ve hep beraber Selimname'yi dinleyeceğiz. Ardından müsaadenizi isteyeceğiz. Ben Sultan Selim Han. Anadolu'nun ve Rum'un ve Acem'in ve Türkmen'in ve Kürd'ün ve Arap'ın ve Kıpti'nin ve Ermeni'nin ve Gürcü'nün ve Tatar'ın ve Çerkez'in ve Ubuh'un ve dahi ismini saymaktan yorulacağım milletlerin sultanı. Ümmet-i Muhammed'in halifesi, Mekke ve Medine'nin hizmetkarı, mağlup hasmın İsmail Şah'ın hitabıyla zamanın İskender'i. Bilirim, benim de bütün savaşçılar gibi ömrüm kısa olur. Çok işler eylerim de sebep söylemeye vaktim kalmaz. Dedem Fatih Muhammed Han da az yaşadı. Lakin kendisini anlatmaya yetecek kadar saltanat sürdü. Pederim Bayezid Sani ise savaşçılığa meyletmeyip sarayda uzun bir ömür geçirdi. Ne var ki ardında izaha muhtaç bir icraat bile bırakmadı. İmdi beni şedid, beni zalim ilan edecek olanlaradır sözüm. Rahmetli pederimin ince ruhunu fırsat bilip birbirine düşenler, huzurda hiçbir ayıplanmaya uğramaksızın kavga edenler, meşk-ı muhabbet içinde yüzüp devleti asilere terk edenler, ahali fakru zaruretle inlerken kendileri mal yığanlar, Hazreti Resul'ün cihad öğüdünü unutup zevk-ü safaya dalanlar, hac yolunu eşkıyaya teslim edip yağma talana ortak olanlar, hutbelerinde Raşid halifelerin bir kısmına sövüp sayanlar, Mekke ve Medine'nin izzetine kara çalanlar, ya kendi beylerim, paşalarım, vezirlerim, ya Safeviler, Dulkadırlılar, Memluklar. Bilesiniz ki adaletin kılıcının sizde hakkı vardı, ben yalnızca onu aldım. Bana sövgü niyetiyle Yavuz dediniz, tarih
Yavuz adına izzet giydirdi, haysiyet verdi, heybet biçti. Adım kafirlerin, korkakların, kaçakların, haydutların, sefillerin, sefihlerin değil, müminlerin, yiğitlerin, bahadırların, mazlumların, abidlerin, aşıkların, şairlerin yanına yazıldı. Mevlam'a nihayetsiz hamd ederim ki, Calut'la, Nemrut'la, Firavun'la, Cehil'le, Cengiz'le değil, Talut'la, İskender'le, Oğuz'la, Alp Arslan'la, Selahaddin'le, Fatih'le anılacağım. Adil kılıcını kuşandığım Halife Ömer Efendimiz ve Selahaddin Eyyubi gibi bana da Şam, Mısır ve Kudüs'ün fethi müyesser oldu. Her ne ettim ise devlet, millet, ümmet içindir gayretim. Devlet başta olmazsa kuzgun leşte olur. O vakit ne ana kalır ne bacı, ne kızlar kalır ne kızanlar, ne kardeş kalır ne soydaşlar, ne yar kalır ne yaranlar. Tas tamam millet gider, hepsinden evvel din gider, soy gider, ar gider, ırz gider. İşte ben, fani olduğunu bir lahza hatırdan çıkarmayan Sultan Selim Han. Bütün bunların muhafazası için muhterem pederimden geçtim. Öz kardeşlerimi biçtim. Yarın sıcak yatağını değil, seferin zahmetli yolunu seçtim. Tahta geçtim, bir gün oturmadım. Şan ummadım, bana bahşedildi. Kan sevmedim, bana icbar edildi. 8 sene dediğin nedir ki? Çölde bir ikindi güneşi. Gölgesi uzun, ömrü kısa. Bir cihangir yapmaktan konuşma fırsat bulamaz o daracık vakitte. Ömrüm at sırtında, harp meydanında geçti ise, gürzüm mazluma kör, zalime kor oldu ise, kılıcım adalet uğruna bilenip kesti ise, milletim ve müstakbel evlatlarım asırlar boyu kansız, gamsız, düşmansız yaşasın diyedir. Ben Anadolu'da, Rumeli'nde, Diyarbakır'da, Maraş'ta, Antep'te, Mısır'da, Şam'da, Halep'te ve dahi Hicaz'da ve dahi Kudüs'te yüzlerce yıllık refahı ve nizamı millet ve ümmet adına peşinen aldım. Bu uğurda nice bedel ödedim, nice bedel ödettim. Gene de nefsimi temize çıkarmaya gayret etmem. Zira benden sonra gelen her kim ise yaşar, görür ve tarih beni izah eder ve selam.